إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselere Allah hidayet etmez. Ne demek bu? Halbuki biz biliyorduk ki Allah hidayet eder, sonrası hep ondan sonra gelir. En sonda geleni en başta varsayıyoruz. Allah hidayet eder ve her şey ondan sonra gerçekleşir. Hatta adam hidayet olmuyorsa, mümin olmuyor, Allah hidayet etmediği için olmuyor diyoruz. Allah hidayet etse hemen oluverir diyoruz. Cenab-ı Hak da dönüp bize diyor ki, ya benim hidayet etmem olayın başlangıcı değil, sonucu. Ben hidayet etmiyorum çünkü akletmemiş. Akletmemiş çünkü ilim yapmamış. İlim yapmamış çünkü bilgi toplamamış. Bilgi toplamamış çünkü kendi sahip olduğu bu imkanları ziyan ediyor. Bunları sadece sınırlı bir hayatın uğrunda feda etmiş. Akletmesi var. Ona da vermişim. Onun da kulakları var, onun da kalbi var. Yolu ona da göstermişim ama o sırtını dönmüş. Sırtını döndüğü için sonuç böyle olmuş. Dolayısıyla o bunları yapmadığı için ben hidayet etmiyorum. Bu zinciri, halkalarını ve sırasını lütfen artık doğru okuyun. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Biz Semud'a da, diğer topluluklara da, hepsine yolu gösterdik. Önlerine imkanı açtık. Fakat kendi tercihleriyle körlüğü tercih edince akıbetleri böyle oldu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle değildir hakkımızda neticeyi zoraki bize takdir eden ve bizi buna mahkum eden. Hayır, tam tersini söyleyendir. Kullu mru'in bima kasebe rahin. Her kişi kendi tercihlerinin ve kazanımlarının rehinesi olmakta. Buna mahkum kalmakta. Kendi tercihlerini, diyeceksiniz ki bunlar Cenab-ı Hak vermiş bu kadar imkan. Bunlar ne yapıyorlar? Yani bu araba vermiş örneğini kullandık. Bu arabaya hakikaten içine binip oturuyor, iniyor mu? Hepsi bu kadar mı? Bu kadar sığ kullanıyorlar. Yani insana verilen donanım onu sonsuza taşıyabilecek potansiyelde. Sonsuza taşıyabilecek bir potansiyele sahibiz. Bakın, sınırlı bir şeyden bahsetmiyorum. Araba olsaydı 240 yapan, çocukken böyle camından eğilir bakardık. Vay be, bu 180 yapıyormuş. Gel gel, burada bir tane daha var, 200 yapan. Allah Azze ve Celle bize bir imkan vermiş, bizi sonsuza taşıyabilecek bir fırsat. Sonsuz, sınırlı bir rakam değil. Bunu sınırlı bir evrede tüketmek, inanın araba olsaydı kapısını açıp binmekten daha primer kullanıma tekabül eder. Biz insanlar olarak göklerin ve yerin, bu uçsuz bucaksız ortamın yaratıcısını tanıyabilecek, onunla iletişime geçebilecek, şu namazlar nedir? Kendisiyle iletişime geçtiğimiz bir yerdir. Öylesine değerli bir buluşmadır ki, eğer insan bu bahsettiğimiz süreçleri adım adım doğru takip ederse, bu buluşmanın ne denli kıymetli olduğunu, Cenab-ı Hak'la iletişime geçip konuşmanın ne denli kıymetli olduğunu, hele hele bunun neticesinde onunla sevişmenin, onu sevebilmenin ve sevgisini kazanabilme ihtimalinin bile bu bahsettiğimiz sürecin bir sonucu olduğunu kestirir ve onun gözüne artık dünyayı dolduramazsınız. Onun gözünü artık dünya ile kandıramazsınız. O dünyanın zahirinde tüketmez bu imkanlarını. Çünkü bir öyle bir adam programı keşfetmiş ki sahip olduğu donanımın öyle bölümlerine, öyle imkanlarına kavuşmuş ki onu demo düzeyinde kullananlara sadece güler ve geçer. İşte dünya hayatında kendi imkanlarını demo düzeyinde kullanan dünyaya batmış. Cenab-ı Hakk'ın اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. Dünyayı sevimli bulduğu için ahiret fikrine kendisini kapatmış, sırtına dönmüş kimseler. Bu kadar primer düzeyde kullanıyorlar imkanlarını. İniyor, arabanın kapısını açıyor, biniyor. Hatta bazıları sadece uzaktan kumandasıyla kapısını açıp kapatmakla yetiniyor sahip olduğu bu imkanların. Ama müminler bunun üzerinden, bu imkanları üzerinden, dediğim gibi valiyle tanışmıyor, başkanla tanışmıyor,
yeryüzünün en büyüğüyle değil, göklerin ve yerin yaratıcısıyla iletişime geçecek, onun sevgisini kazanacak ve onun yanına dönmenin özlemiyle, lika ile buluşacağı günün hasretiyle yaşamını sürdürmeye başlıyor. Bu bahsettiğimiz biri hidayet yolu, diğeri dalalet yoludur. Dalalet yolunu ancak kendilerini ve varlıklarını ziyan eden, imkanlarını ziyan eden kimseler başlarına geçirirler. اَلَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Kendisini ziyan etmek. Şöyle bir örnek düşünün. Bir telefon almışsınız. 5 sene kullanmışsınız. Aynı telefonu kullanan bir başka arkadaşınızla bir gün böyle münasebetiniz var. Ve o size bu telefonla söz gelimi görüntülü konuşma imkanının aslında var olduğunu söylüyor. Ama siz 5 yıldır bunu keşfetmemişsiniz. Ona soruyorsunuz bunu, biri mi sana öğretti? Yok diyor, ben kurcalarım diyor. Sonra kendi içinize dönüyorsunuz. Ben de kurcalamam. Öyle alırım, bakarım, severim. Islak mendillerle etrafını silerim. Güzel kap kılıf alırım. Öyle bu kadar. Bir de çalarsa açar konuşurum. Ondan ibaret. Halbuki benim de kurcalayabilecek, araştırabilecek, bunun başka ne işlevleri var, hangi fonksiyonları var. Ama yapmıyorum, yüksünüyorum. Bu yüksünmek, bu hayatı keşfetmekten uzak durmak. Çünkü hayatı keşfetse, hayatın sahibiyle tanışacak. Hayatı keşfetse, önüyle arkasıyla ölümle tanışacak. Ama hayat parantezinin dışına çıkmak istemiyor. O kılıfın içerisinde mahpus yaşamlar var. وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ İnsanların çoğunun iman etmediği, وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ Çoğunun sahip olduğu şu insani imkanları, Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği bu muazzam imkanları değerlendirmediği için 2 adım varıp Yüce Yaratıcı'nın önünde duracak, onunla iletişime geçecek, o anı, o mutluluğu yaşamaktan uzak milyarlarca insandan bahsediyoruz. Sahip olduğu o kadar değerli imkanları, vay be, bunları heder etmişim yaşamım boyunca. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا ف۪ي أَصْحَابِ السَّعِيرِ Cehennemdekilerin konuşmaları böyle bir şey. Keşke bizim de telefonumuz olsaydı demiyorlar. Keşke bizim de akletme imkanımız olsaydı demiyorlar. Keşke bizim de görebilme, işitebilme imkanımız olsaydı da biz de burada olmasaydık demiyorlar. Keşke biz de akletseydik diyorlar. O imkan zaten vardı. Keşke biz de kulak verseydik diyorlar. O imkan zaten vardı. Dolayısıyla suçluyu bu imkanları baştan verip vermeyen Cenab-ı Hak'ta değil, verdiği halde kullanmayan kendilerinde aradılar. O yüzden Cenab-ı Hak bunların hepsini وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ İnsanlardan ve cinlerden çokları cehennem için yaratıldılar. Sanmayın ki bunlara Cenab-ı Hak akletme vermedi. O yüzden orada sonlandılar. Bunlara kulak verme imkanı vermedi. O yüzden cehennemi boyladılar. Bunlara görme, inceleme imkanı vermedi. O yüzden cehennemi boyladılar. Böyle sanmayın. Tam tersi, lahum kulubun, kalplerini Allah Azze ve Celle verdi. Ama onlar kullanmadılar. La yefkahuna biha. Ve lahum a'yunun, gözlerini verdi. Ama onlar kullanmadılar. La yubsiruna biha. Gözlem yapmadılar. Basiret olarak değerlendirmediler. O demin bahsettiğimiz cevherler bunlar. Bizi yaratıcıyı keşfetmeye, hayatı doğru okumaya ve hayat sonrası gerçek yaşama, gerçek hayata hazırlık yapmaya, sonsuz bir hayata. Öyle ne kadar ekmek, ne kadar emek, o kadar köfte olan bir hayat değil. Cenab-ı Hakk'ın el-fawzul azim dediği, muazzam bir kazanım dediği, emeksiz karşılıkların, nimetlerin bolca, sınırsızca sunulduğu bir ortam. وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları da var, yok değil. Ama onlar bunları hiç kullanmadılar, kulak vermediler. Bunlar bu denli insan olma imkanı varken demo düzeyde, yani hayvan düzeyde kaldılar. اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ
Sonra Cenab-ı Hak istidrak ile bu hükmü geri aldı. Yok yok, hayvanlara benzettik ama hayvanlara hakaret olur misali. Belhum adal, hayır daha dalalette, daha beter bir halde. Bu imkanlara henüz daha bu hayatta sahipken, bunu keşfetmekten geç kalmak ne kadar kendimize yapacağımız büyük bir yazık, büyük bir kıyım, büyük bir heder olur. Kendimizi heder etmiş oluruz. Kendimizi ziyan etmiş oluruz. Hiç kimseye bir zararımız olmaz. Bu imkanlarımızı kullan, bunun neticesini nasıl anlarız? Bunları doğru kullandığımızda yaratıcı ile olan buluşma süreçlerine bizi götürüyorsa, hakikaten huzurunda durmaktan zevk alır bir neticeye bizi kavuşturuyorsa, buluşma özlemi içimizden beliriyorsa, imanlar içerisinde en netice, en güzel iman ahirete olan imandır. Bu imanların içerisindeki son duraktır. Ahirete olan iman. Kişi Cenab-ı Hakk'a iman eder, Allah Azze ve Celle Allah'a imanı, peşi sıra ahirete imanı. Ahirete iman, kişinin artık imanını hayatıyla birlikte düşündüğü, toplam değerlendirebildiği bir süreçtir. Çünkü ahirete var, ahirete iman, Cenab-ı Hakk'ı imanı içinde barındırır. Ahirete iman, bu süreci yürüten yüce yaratıcıya olan imanı içinde barındırır. O gücü ve kudreti, sonsuz yaşamı verecek Cenab-ı Hakk'ı bilmeyi ve tanımayı içinde barındırır. Ahirete iman eden kimsenin davranışları değişir, refleksi değişir, tutum ve verdiği tepkiler değişir. O yüzden Cenab-ı Hak innellezine la yu'minu vellezine la yu'minuna bil ahireti kulubuhum munkiratun ve hum mustekbirun. Ahirete inanmayanlar var ya, işte onların kalpleri müstekbir, münkirdir. Onlar müstekbirdirler. Kişi yeni bir ideale, hedefe tutunmadıysa eski hedef uğruna çalışacaktır. Bunun mantığı bu kadar basit. Eğer yeni bir hedefe tutunmadıysa direksiyon kırmayacaktır. Onun vektörünün yönü hala eski hedef olacaktır. Dolayısıyla önümüzde ya ahiret ya dünya gibi tutunacağımız, uğrunda hayatı harcayacağımız iki ihtimal var. Dünya ihtimalini ahiret ihtimaline önceleyenler, murad edenler tepkilerini ve davranışlarını buna göre ayarlayacaklardır. Ahiret ihtimalini esas alanlar da tepkilerini ve davranışlarını buna göre ortaya koyacaklardır. Allah Azze ve Celle dolayısıyla imanı tarif ettiği, kişiyi insanı imkanlarıyla tarif ettiği bu süreçte bütün sonuçları onun tercihleri üzerinden ifade ediyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de hidayeti وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ. Allah zalimlere hidayet etmez. Cenab-ı Hak kendisine göz vermiş, bu gözü kullanmıyor. Bu zalim. Zulüm bir imkanı kullanmamaktır. Bir imkanı heder etmektir. Bu Allah Azze ve Celle'nin verdiği her türlü imkanı içine alır. Bu imkanları kullanıp neticelerini oluşturmayanlar Cenab-ı Hakk'ın hidayet etmediği kimselerdir. İsraf eden kimseler Cenab-ı Hakk'ın demin bahsettiğimiz cevherleri yerli yerince kullanmayıp Cenab-ı Hakk'ın ortamda bize sunduğu ayetleri görmezden gelip sarf-ı nazar ederek gönderdiği vahyi umursamadan bir hayat kurmaya çalışanlar. İnna Allaha la yehdi men huwa musrif. Allah müsrif kimselere hidayet etmez. Hele hele murtab olanlara hiç hidayet etmez. Murtab ney? Kuşkularla yaşıyor. Kafasında var bir şeyler ama netleştirmemiş. Çünkü netleştirmek için harcayacağı bir zaman ve emeğe kıymıyor. Esirgiyor o kadar zamanı ve emeği. Şu anda çok ciddi işleri var Ebu Leheb gibi. O dünyada daha büyük yatırımlar yapmanın, dünyada daha büyük paralar kazanmanın, daha büyük zevkleri ve kariyerleri kovalamanın peşinde. Dine dair düşünceleri çok ikircikli. Sudaki balık misali. Ama buna rağmen kestirme sonuçları satın almaktan, onları da parayla satın alabileceğini sanmaktan ve böyle
ahmakça bir tavır geliştirmekten de uzak durmuyor. Maksadı hem dünyayı hem ahireti kazanmak. Hem Allah Azze ve Celle uğrunda Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu demin bahsettiğim aşamalar için zaman kaybetmeden helikopterle hidayete böyle hemencecik konmak. Birilerinin sağlayacağı iltimaslarla sonuç elde etmek. اِنَّ الَّذ۪ينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Parayla şunu satın alan, bunu satın alan, bunu satın alan kimseler sonunda parayla Allah'ı da satın alabileceklerini, Allah'ı olmasa onun adamlarını satın alabileceklerini hesapladılar. Bu bahsettiğimiz süreç asla başka yollarla ihlal edilebilecek, krek edilebilecek bir süreç değildir. Akletmeyen kimseler, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine odaklanmayan, Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini, onun sanatı üzerinden, hayatın üzerinden okumayan kimseler. Sanmayın ki hayatı bizden öncekiler okuyacaktı, biz onlardan sonuçları miras alacaktık. Gözünü bu dünyaya açan her çocuk hiçbir şey bilmeden geliyor. Bunun anlamı şu, o da her şeyi burada öğrenecek. Hiçbir evladımıza biz yavrum biz öğrendik her şeyi, sen artık araştırma, inceleme yapmana gerek yok. Sonuçları benden al, sen buralarda vakit kaybetme, hemen sen işe koyul, para kazan diyemeyiz. O da hayatı en primer unsurlarından, en ilkel unsurlarından başlamak üzere okumaya okuyacaktır. Onu bundan engellememeliyiz. Meğer ki o kendisini bundan engellesin, bundan uzak dursun, o da bizim gibi hayata odaklansın ve hayatın sadece zahiriyle yetinsin. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Yaptığımız şey bu. Hayatın zahirinin ilmini yapıyoruz. Hayatın esasından, başından ve sonundan gaflet içerisindeyiz. Kurduğumuz onca denklem var, ölüm parametresi yok. Halbuki ölüm hayata eşdeğer bir parametredir. Nasıl bu denklemde insan ve hayatın geçtiği denklemde ölüm parametresi yer almaz? Demek ki o zaman dar bir parantez arası bitiriyoruz bütün denklemleri ve sonuçları. İşte böyle olan kimseler وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Cenab-ı Hak bu ahirete iman etmeyen kimseleri وَهُمْ يَعْمَهُونَ dedi. يَعْمَهُونَ ne demek? Bocalamak demek. Padinaj yapmak demek. Olduğu yerde sürtünmek demek. Olduğu yerde dönmek. Kendi kısır fasit dairesi içinde kalmak demek. Demin ne kadar çirkin, basit geldi. Yani aşağı kadar iniyor, arabasının kapısını açıyor, biraz oturuyor, sonra kapıyı kapatıyor, yukarıya çıkıyor. Herkes böyle yapıyor zannediyor. Başkalarının bunu, bu imkanları ne düzeyde kullanabildiğinden uzak. Ama sanmayın ki böyle sandığı için kalıyor. Hayır, araştırmaktan yüksündüğü için. Yanına kendisinden daha küçük evladı, aynı arabanın bazı düğmelerini meraktan, o da bu dünya hayatına geldiği ve daha henüz kendisini sınırlamadığı ve belli kalıplara sokmadığı, belli önyargılarla kendisini kapatmadığı, çünkü hayata özgür geliyoruz. Çocuklar niye bu kadar özgürler? Allah'ın verdiği o özgürlükle gelmiş. Her şeyi keşfetmek istiyor. Her şeye böyle böyle. Ama biz onlara dur, 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 dur. Oraya bakma, buraya bakma, inceleme, kendi kalıplarımıza sokmaya çalışıyoruz. Belli ödüllerle de bunu ödüllendirdiğimizde, o da ödül karşılığında keşfetme tutkusundan vazgeçiyor. İnsanın kendisini satmaya başladığı an, çıkar karşılığında hakikati öğrenmekten bile vazgeçebilmek. Ama öyle çocuklar da var ki İbrahim gibi, bırakın ödülden feragat etmeyi, cezayı da göze alarak keşif yolculuğuna devam ediyor. Aqulu kavli hada ve estağfirullah alazim li ve lekum ve lisairil mu'minin.